Hazır olduğunuzda başlayabiliriz arkadaşlar. Değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Ankara İl Örgütü adına bugün kongre çalışmalarımızın basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Her ne kadar üçüncü olan kongremiz iktidar tarafından engellenmeye çalışılsa da Ankara İl Örgütü adına heyecan ve umutla çalışmalarımız devam etmektedir. 11 Şubat'ta gerçekleşecek olan 3. olan kongremiz sizlerin de bildiği gibi arenada olacak ve biz Ankara İl Örgütü olarak 17 bin kişiye ev sahipliği yapacağız. Bunlarla ilgili biraz tekniki bilgi vermek istiyorum. Halkımızın güvenliğini, yani 17 bin misafirimizi 500 kişilik korumayla biz koruyacağız. Ankara'da evlerimizde misafir edeceğiz, otellerimizde misafir edeceğiz. Bir gün önceden gelen misafirlerimizin hepsini Ankara İl Örgütü olarak karşılayacağız. Tabii ki bu çalışmalarımız hemen hemen bitmek üzere. Salon süslemesi, teknik işler sonucuna varmak üzere. Ankara olarak sizlerin de bildiği gibi startını konferanslardan önce vermiştik kongre çalışmalarımızın. Tahmin ettiğimiz 3000-4000 kişiyle toplantılar yapıldı. Tek tek ev ziyaretleri, demokratik kitle örgütleri ziyaretleri, sivil toplum kuruluşlarında ziyaretler yapıldı. Birçok konuda STK'larla ortak çalışma yürütüldü. Aynı heyecanla, aynı cesaretle kongre çalışmalarımızı sonlandırmak üzereyiz ve tüm halkımızı 17 bin kişi hedefimizi ile birlikte kongreye bekliyoruz. Herkesi kadınca, çocuklarıyla, renkleriyle birlikte kongreye davet ediyoruz. Şimdi sözü Sayın Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder alacak. Ben de hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Öncelikle Ankara il eş başkanlarımıza, yönetimimize ve ilçe eş başkanlarıyla yönetimlerimize, bütün kurum çalışanlarımıza gerçekten bütün kalbimle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ankara İl Örgütümüz bu kurultayın ev sahibi ve bu ev sahibi olmanın hakkını PM'den doğru görevlendirilen arkadaşlarımızla, genel merkezden gelen arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle ve katkı sunan milletvekillerimizle beraber Ankara gerçekten tarihe geçecek bir organizasyon başarısı, fedakarlık ve büyük bir gayretin sahibi oldu. Tekraren huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Savaş koşullarındayız. Bu savaşı başka başka adlarla ve dünyanın her yerinde bilindik faşist propaganda yöntemleriyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Devletin 100 yıllık ezberine sığınarak yapıyorlar bunu. Mutlak ve tartışmasız bir Kürt düşmanlığı etrafında örgütlüyorlar. Bunu yapınca savaşın korkunçluğu, savaşın vahşeti gözlerden uzak tutulmaya çalışılıyor. Öncelikle bu kurultayımız savaşa karşı barışı, diktatörlüğe karşı demokrasiyi, zulme karşı
özgürlüğü, hoyratlığa karşı vicdanı, merhameti, baskılara karşı dayanışmayı yükseltmenin çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu anlamda yürüttüğümüz çalışmalar esnasında gördüğümüz ilgi, eş başkanımız Nur Hanım'ın söylediğini kat be kat aşan bir misafir yüküyle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Salon malum 20 bin kişilik, 17 bin kişi için bir oturma düzeni var. Ama bizim beklentimiz ve vilayetle yaptığımız toplantılardan çıkardığımız sonuç, bu sayının 30 binlere yaklaşacağı şeklinde. Her zorluğumuz böyle olsun. Bunun kitlesel geçmesi, coşkulu geçmesi, bu şartlar altında böyle bir kurultayı gerçekleştirmek, eksiklerimizle, hatalarımızla yüzleşmek, geleceğe dair bütün Türkiye halklarına umut olabilecek bir yol haritası etrafında birleşmek, mutabakata varmak ve bu programı kurultay biter bitmez uygulamak, takipçisi olmak gibi bir gündemimiz var ve sorumluluğumuz var. O anlamda kitlesel katılımı biz de önemsiyoruz. Anlaşılan o ki hükümet de önemsiyor. Çünkü yaklaşık 15 gündür fiilen bütün vekillerimiz ve il ilçe kurumlarımız, yöneticilerimiz fiilen kongre çalışması için geniş kitlelere, sivil toplum örgütlerine ve ev ziyaretlerine başladılar. Neredeyse gittiğimiz her kuruma ve HDP'nin bütün bileşenlerine dönük amansız bir tutuklama furyası başladı. Bir kurultayı engellemek hiç bu kadar hırpanice, hiç bu kadar hoyratça yapılmamıştı. Devlet de eskiden daha ince çalışırdı. Şimdi bunu artık bu kaygıyı gütmeyecek kadar saldırganlaşmış durumdalar. Bu bizi üzer kuşkusuz, bu bizi bir parça eksiltir ama öte yandan azmimizi çoğaltır. Öte yandan kararlılığımızı çoğaltır. Öte yandan ne kadar da doğru bir yörüngede ve yolda olduğumuzun bir kanıtı olur. Biz bu meseleyi böyle ele alıyoruz. Özellikle bu sabah yapılan HDP bileşenlerine dönük, sözcülerine dönük yapılan bu siyasi imha operasyonunun bir an önce son bulmasını diliyoruz. Bunların bir fayda olmayacağını, bununla pes etmeyeceğimizi, bununla diz çökmeyeceğimizi artık anlamış olmaları gerekir ama devlet dediğin şey biraz da aptallıkla bezeli bir şeydir. Demek ki anlamıyorlar. Anlatacağız. Bu kongre onlara da etkili bir cevap olacak. Vilayetle belirli bir koordinasyonu yürüten ekibimiz var. Güvenlikle ilgili hem devlet kendi güvenlik önlemlerini alacak ama salonun içinde bizim gönüllülerimizden oluşturduğumuz ve yaklaşık 3-4 gündür yerinde eğitim verdiğimiz kendi yoldaşlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz bu sorumluluğu üstlenecekler. Ben emek veren, katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Savaşın bir yol olmadığını, ödenemez toplumsal maliyetler üretmekten başka bir sonuç üretmeyeceğini, bütün bölge halklarının, evlatlarının tümünün canının her şeyden aziz olduğunu düşünen herkesi bir şenlik havası içerisinde kurultayımıza yan yana durmaya, omuz omuza durmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alalım. Evet. Sayı
Şimdi toplantıya inmeden önce yukarı çıkıp hukuk komisyonumuzla bu istatistiği almaya çalıştık. Fakat neredeyse saniye saniye değişen, örneğin 4 arkadaşımız vardı ki bu gözaltı şu ana kadar, yani 15 dakika öncesine kadar onların gözaltına alındıklarından dahi haberimiz yoktu. Niye? Ailelerinin yanından alınmamışlar gibi. Onun için bu gözaltı usul prosedürleri de gözetilmiyor. Haber verme, haberdar etme, tam tersine kriminalize çalışılarak, sanki büyük bir suçun mümessiliymiş gibi davranarak ve hoyratça, her biri kamuoyunca bilinen, kovsalar, dövseler bu ülkeden gitmeyecek olan, bu ülkenin en saygıdeğer kadınları, bilim insanları, gençleri böyle bir muameleye maruz kalıyorlar. Dolayısıyla sanırım bir 20-25 dakika içerisinde bu istatistik elimizde olacak, sizlerle paylaşırız. Buyurun. Ben iyi olmuş dersem hükümet hemen vazgeçer. Onu demeyeceğim. Ya karınca kanat takınca zevali yakın olur diye bir söz var arkadaşlar. Hükümet öyle bir korkunun, öyle bir güvensizliğin içerisinde ki, üstelik bunu da o kadar belli ediyor ki, en mühimi bu Türk Tabipler Birliği ve Barolar Birliği'ne dönük geliştirdiği şey. Buradan çıkacak sonuç bu tahammülsüzlük ve çok önemli bir gösterge. Nedir? Milliyetçiliği ırkçılık temeline oturtup kendi tekellerine almak istiyorlar. Barolar Türk Tabipler Birliği'ni yönetimini saygıyla selamlıyoruz. Mahkeme süreçlerini ben de bizzat izledim. Dayanışmamızı en üst düzeyde gösterdik. Fakat Barolar Birliği Başkanı'nın itiraz ediş metnini herkesin okumasını öneririm. Yani demokratik bilinçten, demokratik şuurdan, bu yapılanın öyle Türklüğe falan değil, bu ülkedeki demokrasi ve özgürlük alanına yapılmış bir müdahale olduğunu zerre-i miskal fark edememiş, içindeki Kürt nefretiyle konuşup duruyor. Bu meseleye böyle mi karşı çıkılır? Matruşka gibi açıyorsun, içinden her şey çıkıyor ama bir tek hukukçu çıkmıyor. Onun için bu mesele çok öğreticidir ve bu ülkede Türklük hacir altındadır. Kürt direnmeyi, özgürleşmeyi çok ağır bedeller ödeyerek gerçekleştirdi. Baskı sadece bugünün meselesi değil. Kürt siyasal mücadelesi başladığı günden beri bugün ülke geneline yaygınlaşan baskıların ve zulümlerin hep birinci elden muhatap oldu. Ama Türklük öyle bir hacir altında ki, öyle bir kuşatılmış ki bu ırkçı faşist anlayışlar tarafından, önünde bir tek Kürtlüğe düşmanlık serbest bırakılmış. Türkseniz, ekonomi bugün ülkedeki yoksullaşmayı kat be kat artırıyor diyemezsiniz. Yani basit bir ekonomik eleştiri getiremezsiniz. Türkseniz ya tarihselliğinden gelen birçok özelliğinin bugün tarumar olduğunu söyleyemezsiniz. Milliyetçilik diye bize satılmaya çalışılan, İngilizcesiyle official olan resmi, bu Türk milliyetçiliği değildir. Bu devlet milliyetçiliğidir. Şimdi ama bütün bunları yapamazsınız. Kadın cinayetleriyle ilgili bir şey söyleyemezsiniz. Geleceksizleştirilmiş gençlikle ilgili bir şey söyleyemezsiniz. Demokratik alanın
daraltılarak neredeyse imha edildiğini söyleyemezsiniz. Ama Kürt'e istediğiniz kadar düşmanlık edebilirsiniz. Türklük böyle hacir altında. Bir tek Kürt'e düşmanlık serbest. Onun için Barolar Birliği Başkanı'nın varsa aklı oturup 3 dakikada bunu tefekkür etmesini öneriyorum. Sanırım yeterli bir cevap oldu. Peki arkadaşlar, tekrar katkılarınız için, yorgunluğunuz için teşekkür ediyoruz. Su hakkı. Ha.